Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere yerel veri tabanının yani lokal veri tabanının nasıl eklendiğinden bahsedeceğim. Projemiz içerisinde pek çok veri tabanı ekleyebiliriz. Örneğin Access veri tabanı olabilir. Bir SQL Server'dan bir veri tabanı çekebiliriz. SQL veri tabanı ya da projemizin kendi içerisinde gömülü olan bir veri tabanı oluşturabiliriz. Bunun için projemizde sağ tıklıyoruz ve ekle seçeneğine geliyoruz. Add new item seçeneğinden sol taraftaki kısımdan datayı seçiyoruz. Burada bakın veri tabanı nesneleri geliyor karşımıza. Biz burada lokal database'i seçiyoruz ve şurada bir isim vermemiz istiyor bizden. SDF veri tabanımızın uzantısı lokal veri tabanının. Biz burada bir isim verelim. Örneğin veri olsun buranın ismi veri.sdf. Ekle dediğimde projemin içerisine veri.sdf geldi. Burada bir dataset oluşturmamı istiyor. Ben henüz veri tabanımın içerisinde bir tablo oluşturmadığım için şu anda dataseti oluşturmama gerek yok. O yüzden burayı iptal diyorum. Veri tabanımda bir tablo oluşturmam gerekecek. Şu an veri tabanım tamamen boş durumda. Dolayısıyla şurada veri tabanıma çift tıklıyorum. Sol tarafta gelen ekranda veri tabanımızdan tables yani tablolar bölümüne sağ tıklıyorum. Create table seçeneğini seçiyorum. Burada bir tane tablo oluşturacağız. Burada tablomuzun ismini mesela bir personel ismi verelim. İlk alan olarak da ad alanını kullanalım. İkincisine de soyad alanını kullanalım. Bunlar veri tip türleri string yani metin türü olacağı için data türünü de envarchar olarak aynen bıraktım. Ve tamam diyorum. Bakın şu an burada veri tabanının içerisinde tables'ta bir personel tablosunun geldiğini görüyoruz. Hatta buraları da açarsak ad ve soyad alanları da burada gelmiş olarak görüyoruz. Burada projemiz içerisinde bir dataset oluşturmamız gerekecek. Yani veri tabanının içerisindeki bilgileri ekranda görebilmek için şurada data source kısmında burada data source kısmında add new data source seçeneğine tıklayabiliriz ya da yukarıdan data seçeneğinden yine add new data source seçeneğini seçerek database next dataset next ve veri.sdf burada hazır olarak geldi karşımıza. Şurada connection string'i kopyalıyorum. Bağlantı nesnesini oluştururken bu connection string'i kullanacağız ve next diyorum. Next. Burada hangi tabloları kullanacaksak bu dataset için onu seçiyoruz. Ben burada personel tablosu olduğu için tables olduğu gibi seçtim ve finish diyorum. Şimdi buraya bir tane data grid view ekleyelim. Toolbox menüsünden data kısmından data grid view ekledim. Data grid view'da hangi kayıtları göstereceğimi belirtmem gerekiyor. Choose data source seçeneğinden other data source, project data source ve veri data setimiz geldi burada ve içerisinde personel alanı karşımıza çıktı. Data grid view'ı da ekledikten sonra geriye buraya basit bir kayıt ekleme işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kaydet butonuna tıkladığımda şimdi bu butona bastığımızda ad ve soyad bilgilerini örnek olarak veri tabanımıza kaydedeceğiz. Ve bunun için öncelikle projeye şu kütüphanemizi eklememiz gerekiyor. Using system.data nokta eğer Access kullanıyorsak OLEDB'yi seçeceğiz ya da bir SQL veri tabanı kullanıyorsak ya da
SQL Server kullanıyorsak SQL ya da SQL Client seçebiliriz. Ama biz burada yerel veri tabanı, yani lokal veri tabanına bağlantı kuracağımız için SQL Server CE kullanacağız. Ve bunu kütüphanemize ekledik. Şimdi bir tane connection string'i oluşturmamız gerekiyor. Bunun için SQL CE olarak yazacağım artık bütün konutların başlarına. SQL CE connection bağlantı eşittir new SQL CE connection parantezi açık kapat ve çift tırnağın arasına bizim kopyalamış olduğumuz connection string'i yapıştırdık. Burada bakın program hata veriyor. Şu noktada hata veriyor. Buradaki hata vermesinin sebebi bize tek slash kullanımına izin vermiyor. Ya burayı çift slash şeklinde yazacağız. Ya da sadece data source eşittir veri.sdf yazmamız da yeterli olacaktır. Şu şekilde. Proje içerisinde veri tabanı neredeyse onu doğrudan bağlantısını oluşturuyor. Şimdi basit bir kaydetme işlemini gerçekleştirelim. Bunun için bir bağlantı açmamız gerekecek. Bağlantı.open bağlantımızı aç. Bağlantıyı açtık. Burada veri tabanına kaydetme işlemini yapacağımız için bir SQL sorgusu yazmamız gerekecek ve SQL sorgularını yine SQL CE command sınıfından bir nesne oluşturmamız gerekecek. Bunun için de commut nesnesini oluşturalım. Eşittir new SQL CE command parantez açıp kapatalım ve içerisine çift tırnak virgül bağlantı. Burada çift tırnakla açtığımız alana kaydetme işlemini için bir SQL sorgusu yazalım. Insert into personnel. Personnel tablomuzda ad soyad alanlarına şu değerleri ekle. Values. Yine parantez açıp kapatalım. Burada tek tırnak çift tırnak artı textbox 1 nokta text artı tekrar bu işlemi tersten gerçekleştirdik. Çift tırnak tek tırnak virgül. Şimdi textbox 2'yi yazalım. Artı textbox 2, yani buraya soyadı kısmı gelecek. Soya textbox 2 nokta text artı çift tırnak tek tırnak. Evet, buraya kaydetmek için gerekli olan SQL komutunu yazdık. Şimdi komut nokta execute nonquery ile bunu çalıştıralım. Bağlantımızı kapatalım. Bağlantı nokta close. Ekrana bir uyarı verelim. MessageBox.show kayıt eklendi. Şimdi ben Data Grid View üzerinde, yani bu kaydetme işlemini yaptığı anda güncel olarak verileri göstermek için şöyle bir yol izleyeceğim. Data Grid View'ın nokta refresh, yani Data Grid View'ı yenile kayıt olarak ve bir de şunu yapmazsak eğer form 1 load parametrelerine boş değerler gönderelim. Yani bu bir nevi ön belleği temizlemek gibi bir durum. Burada form 1 load null null değerleri şuraya gönderilen object sender ve events args e değerlerini tekrar null yapıyor ve buradaki data adaptörü tekrardan çalıştırıyor. Ve güncel olarak, yani daha doğrusu biz işlemi kaydet işlemini yaptığımız anda tekrar canlı bir şekilde ekrana kayıtları getirecek. Bakalım, çalıştıralım. F5. İlk kaydımıza girelim.
kaydet dediğimde kayıt eklendi ve aktif olarak direkt kayıtlar karşımıza geldi. Mesela Ahmet Can. Evet, lokal veri tabanının işlemi bu kadar. Burada kayıt eklemek için, kayıt güncellemek için, kayıt silmek için yazacağınız her komutta SQL CE şeklinde devam etmeniz gerekecek. Lokal veri tabanının Access'ten tek farkı bu, Access'te OLEDB olarak kullanıyoruz. Lokal veri tabanında da SQL CE ya da bir SQL Server kullanıyorsanız doğrudan SQL Client seçilebilir ya da bir SQL veri tabanı kullanıyorsanız da SQL seçilebilir. Burada lokal veri tabanını kullanabilmemiz için Visual Studio'yu başta kurarken SQL Server Express eklentisinde mutlaka kurulu olması gerekiyor. Bu önemli bir not. Eğer ki SQL Server Express'i kurmazsanız, Visual Studio kurulum esnasında o seçeneği seçmezseniz lokal veri tabanını kullanamazsınız. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.